Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Şengül Yıldırım. TYT denememizin Türkçe çözümüyle birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Hızla değişen dünyadaki tüketim alışkanlıklarından ve maddiyata dayalı mutluluk formüllerinden dem vuran bu düşündürücü öykü zamansız bir evrende geçmesine rağmen günümüz gerçekliğini ayna tutuyor. Burada dem vuran derken bahseden, söz açan anlamında kullanılmış. Dolayısıyla söz açmak anlamında aynı anlamı arayacağız. A. Belki de bizi yanında görürse moralinin düzeleceğini düşünüyor. Bunun için gelmemizi istiyordu. B. Ona en son gelişen olaylardan söz açmayacağıma dair bir söz vermemi istedi. Burada sadece olumsuz olarak kullanmış ama yine aynı kelime. C. Kendi kabahatini bize yıkmak istercesine suçlamalarda bulununca hepimiz çileden çıktık. D. Eskiden olsa en küçük hareketimize kızmak için bir fırsat kollar, bize sinirlenirdi. E. Ne başta dert ne de gönülde tası olsun istiyorsam bu muhteşem ilçede yaşaman gerekir. Cevabımız B olur. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen sözcük veya sözlerden birinin açıklaması değildir? Meslek gruplarının bazıları üyelerinin davranışlarından sorumlu tutulur. Anneliğinde kimi açılardan bir meslek grubu sayılmasına rağmen onlardan birinin kötü davranışı diğerlerine duyulan saygıyı pek etkilemez. Ancak iyi örgütlenmiş meslek gruplarının üyeleri insanların gözünde birbirleriyle öyle özdeşleşmiştir ki mesleği icra eden birinin tutumu tüm meslektaşlarının itibarını etkiler. A. Birbiriyle kaynaşacak kadar bütünleşmek. B. Bir şeyden dolayı hesap verilmesi istenmek. C. Bir şeyler yapmak, ortaya koymak. D. Bir kimsenin bir durum karşısında takındığı tavır. E. Topluma karışmaktan kaçınıp tek başına yaşamak. Metne baktığımızda sorumlu tutulur dedik. Yani bir şeyden dolayı hesap verilmesi istenir. Birbirleriyle kaynaşacak kadar bütünleşmek, özdeşleşmek olarak karşımıza çıktı. Bir kimsenin bir durum karşısında takındığı tavır, tutum olarak karşımıza çıktı. Bir şeyler yapmak, ortaya koymak yine davranış olarak karşımıza çıktı. Cevabımız E olur. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kuşatmak sözcüğünün anlamı vardır? A. Gözlerinin içinden taşıp karşısındakini sarıp sarmalayan, kuşatan, sevecenlik az bulunan bir özellik. B. Bunun da onun söylediği yalanlardan biri olduğunu düşünüyorum. C. Yaptığım bu kişisel sorgulamanın ışığında çevremdekilere karşı daha hoşgörülü olmaya çalışıyorum. D. Yaşamdaki mutluluk ve acılar yaşayanın kendi elleriyle yarattığı özgün eserlerdir. E. Ne yazık ki bu konudaki düşünceleri bana inandırıcı gelmedi. Cevabımız A olur. Dördüncü sorumuz. Numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca ötekilere en uzaktır? Bir sanatçı toplumsal ilişkileri öyle bir biçimde ortaya koymalıdır ki başkaları da o ilişkileri görebilsin. 2. Çağından sorumlu olan bir sanat gerçeği dile getirmekle yetinmez, yeniden biçimlendirme amacını güder. 3. Değerlerini yitirmiş bir toplumda sanat doğru sözü söyleyecekse yitirilen değerleri de yansıtmak zorundadır. 4. Toplumcu dünya görüşünü benimseyen sanat, dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım etmelidir. 5. Sanatçıya görevini anımsatmak ve onu bazı konularda uyarmak toplumsal bir sorumluluktur. 1, 2, 3, 4'te sanatçının ya da sanatın toplumu uyarmak, yönlendirmek gibi bir görevi olduğundan bahsettik. 5'te ise toplumun sanatı yönlendirmek, sanatçıyı yönlendirmek gibi bir görevinden bahsettiğimiz için cevabımız E olur. Beşinci sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede olumsuz bir durumun nedenleri sıralanmıştır. 1. Dünya nüfusunun hızla artması, çevre kirliliği, gelir dengesizliği ve eğitim yetersizliği güvenli gıdaya ulaşımı zorlaştırıyor. Evet, güvenli gıdaya ulaşım zor. Bunun da nedenlerinin ne olduğunu sıraladı. Doğru. B. İkinci cümle olumlu bir duruma dikkat çekmiştir. 2. Bununla beraber üreticiler arasındaki rekabet ortamı gelişen gıda güvenlik sistemlerini uygulama konusunda teşvik edici oluyor. Evet, olumlu bir durum. Üçüncü cümlede bir durum nedeniyle birlikte verilmiştir. 3. Gıda endüstrisinde kalite ve ürün güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilimsel çalışmalarla oluşturulan ve uygulanması zorunlu olan kriterler saptanmış bulunuyor. Peki bunun neden saptandığına dair bir bilgi veriyor mu bana? Hayır.
Hayır. O zaman C'ye ulaşamıyorum. D, dördüncü cümlede bir amaç dile getirmiştir. Böylece beslenme ve sağlık ilişkisiyle ilgili bir takım standartlar geliştirilerek gıda güvenliği garanti altına alınmaya çalışılıyor. Evet, amacımız bu. Garanti altına almak. Beşinci cümlede bir kavramın sınırları belirlenmiştir. Gıda güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunmasını, ürünün tarladan sofraya uzanan yolculuğunda zincirin her halkasının denetlenmesini kapsayan bir sorumluluktur. Evet, kapsamını verdi. Doğru cevabımız C olur. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gelecekte tüm dünyayı eşit şekilde besleyebilmek istiyorsak, en kıymetli tarım ürünlerinden biri olan pirince önem vermek ve bir şekilde verimini arttırmak zorundayız. Neyin verimi? Pirincin verimi. Yani burada bir isim tamlaması var ve ne yazılmamış? Tamlayan yazılmamış. O zaman cevabımız A, tamlayan eksikliği oluyor. Yedinci sorumuz. 2 numaralı cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Uzun ve yorucu bir günün sonunda evinize geliyorsunuz ve istediğiniz tek şey uzanmak, dinlenmek ve biraz rahatlamakken içeriden yükselen "Anne, baba, benimle oynamaya gelir misiniz? Lütfen." sesiyle irkildiğinizde o an çocuğunuzun daveti sizin için çok cazip görünmeyebilir. 2. Bir çocuğun oyunlar oynadığında, özellikle de ebeveyniyle oyunlar oynadığında uzun vadeli zihinsel, sosyal ve duygusal kazanımlarını öğrendiğinizde çocuğunuza hayır demeyi aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. A. Birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen bir durum. Hayır, istemediğimiz şeyin aslında çok olumlu bir yönü olduğunu söylüyor bize. B. Birinci cümlede anlatılan durumun tersi gerçekleştiğinde yaşanılacak olumlu durumdan bahsediliyor. Evet, eğer hayır demek yerine evet dersek nasıl bir olumlu durumla karşılaşacağımızdan bahsediyor bize. C. Birinci cümledeki olgunun çocukları hangi yönlerden olumsuz etkilediğini değil, bize olumlu yönünü verdi. D. Birinci cümlede belirtilen olgunun her bireyde gerçekleşmediği demedi. Genel bir bilgi verdi. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bazı durumlarda geçerli olabileceği demedi. Yine genel bir bilgi verdi. Cevabımız B oldu. 8. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde hem iyelik hem de haleki almış bir sözcük yoktur? A. Uzanıverse gövdem taşlara boydan, boya alsa buz gibi taşlar alnımdan. Alın sözcüğü benim alnım anlamında iyelik almış, sonrasında denden ayrılma almış, bu da halekidir, doğru. B. Tak tak ayak sesimi. Ses sözcüğü benim ayak sesim anlamında iyelik almış, sonrasında gelen i her zaman belirtme olarak karşımıza çıkar. C. İçimde damla damla bir korku. Yine iç sözcüğü benim içim anlamında iyelik almış. Sonrasında D da bulunma hal eki almış. Yine sokak başını derken baş sözcüğü onun başı anlamında önce iyelik sonrasında da belirtme almış. Bu da geçerli olur. D. Ne sabahı göreyim ne de sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Burada sabahı derken bir belirtme olduğunu görüyoruz. Hal eki ama iyelik eki yok. Sonrasında baktığımızda size derken ea yönelme var ama yine bir iyelik yok. Dolayısıyla burada aradığımız ekleri bulamadık. E. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık evlerin bacasını. Baca sözcüğü onun bacası anlamında iyelik evlerin bacası sonrasında da belirtme almış. Dolayısıyla uyuyor. Cevabımız D olur. Dokuzuncu sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevli bir sözcük veya söz yoktur? A. Ünlü ozanımız son yolculuğuna sevenlerinin omuzlarında uğurlandı. Ozan isim, nasıl ozan, ünlü ozan dediğimizde sıfat. Yine nasıl yolculuk dediğimizde, hangi yolculuk dediğimizde son yolculuk sıfat oldu. B. Bugüne kadar yazdığı onlarca şiir derken yine buradaki onlarca sözcüğü bizim için sıfat oldu. Gençler arasında da özel bir yer, nasıl yer, özel yer derken sıfat oldu. C. Şairin ilk şiirleri. Şiir yine isim. Hangi şiir? İlk şiir derken sıfat. Nasıl dil? Pürüzlü dil derken sıfat. Yine nasıl anlatım?
akıcı bir anlatım derken buralarında sıfat olduğunu görüyoruz. D. Oyuncular törene katılanlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Burada törene katılanlar derken bir sıfat fiil var. Ancak isim düştüğü için bu artık adlaşmış sıfat olmuş. Sıfat fiil olmuş. Dolayısıyla doğrudan sıfat olarak kullanılmamış. Dakikalarca ayakta alkışlandı derken burada ne kadar alkışlandı? Dakikalarca artık zarf olarak, miktar zarfı olarak kullanılmış. Başka bir sıfat yok. E. Her sanatçı, sanatçı isim. Hangi sanatçı, her sanatçı dersek belgisiz sıfat olduğunu görüyoruz. Ya da her sanatçı gibi o zaman içinde önemli ölçüde değişmişti. Dolayısıyla cevabımız D olur. 10. sorumuza bakıyoruz. Numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır? Şiirime beni ben eden eşyalardan kökümüz eşya isim köküdür. Evlerden insanlardan silinmez gölgeler düşsün ortak yaşantılardan yaştan gelir isim köküdür. Yerli bir hava girsin yazdıklarım kendi büyük değerlerimizden değmekten gelir fiildir. Yüzyıllardan bu yana sürüp gelen diri sözcüklerden, sözden gelir, isimdir. Deyimlerden, söz ve edebiyat sanatlarından yine sanattan gelir, isimdir. Cevabımız C olur. 11. sorumuz, bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Geçmişle ve farklı medeniyetlerle, geçmiş ile farklı medeniyetler ile derken edat olduğunu görüyoruz. Aramızda köprü kurabilmenin en dayanıklı vasıtası. Nasıl vasıta dayanıklı dersek sıfat olur. Ne kadar dayanıklı en dersek miktar zarfı olur. Yani belirteç olarak karşımıza çıkar. Vasıtası olan derken an en sıfat fiildir. Klasiklerin yeniden yorumlanması medeniyet dönüşümleri açısından önemli rol oynuyor. Oynuyor, oynamaktan gelir. Dolayısıyla da türemiştir. Türemiş fiildir. Ancak burada ek eylem yani ek fiil yok. Cevabımız C olur. 12. Numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir? Bir kedi avına saldırmaya, mame olumsuzluk değilse ki burada eylemi yapmaktan bahsediyor. Her zaman isim fiil olarak karşımıza çıkar. Hazırlanırken derken burada bir ken zarf fiil var. Başını ritmik şekilde bir o yana bir bu yana sallar. Birçok yırtıcı hayvanın uyguladığı dık dik yine sıfat fiil olarak karşımıza çıktı. Bir yöntem değil midir? Biz de başımızı iki yana ne kadar sallarsak sallar isek şeklinde karşımıza çıkıyor. Ancak burada SSA şart kullanılmış ve birinci çoğul kişi eki kullanılmış. Dolayısıyla herhangi bir fiilimsi yok. Bir nesnenin yanal hareketleriyle yer değiştirme derecesini o oranda azaltabileceğimizi derken burada azaltabileceğimiz şey aslında yine acak ecek sıfat fiil kullanıldığını görüyoruz. Cevabımız D olur. 13. sorumuz bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede farklı türde zarflara yer verilmiştir. Burhan Günel'in önceki öykülerinden oldukça değişik duran bir öykü kitabı. Burada durmak sıfat fiildir yani fiilimsidir. Nasıl duran? Değişik dediğimizde durum zarfı olduğunu görüyoruz. Fiile fiilimsiye gelenler zarftır çünkü. Ne kadar değişik oldukça dediğimizde de miktar zarfı olduğunu görüyoruz. O zaman doğru. Ve ikinci cümlede birden çok sözcükte ünlü düşmesi olmuştur. İçindeki 7 öykü kısa metinler ile burada bir düşme var. Birbirinden ayrılmış ayırmaktan gelir. Burada bir düşme var. Yine doğru kabul ediyoruz. C. Üçüncü cümlenin yüklemi bir ekle geçişli hale getirilmiştir. Yani zaten nesne alamayan geçişsiz bir fiili R, I, tır gibi eklerle geçişli yaptığımızdan bahsediyor. Öykü kişilerinin iç konuşmaları da diyebileceğimiz ve yazarın şiirli konuşmalarının öne çıktığı bu kısa metinler, öyküleri köprü gibi birbiriyle birleştiriyor. Onu birleşmek olmazdı ama onu birleştirmek olur. Yani artık ne alabiliyor? Nesne alabiliyor. Oldurgan dediğimiz durum gerçekleşiyor. O yüzden doğru. D. Dördüncü cümlede başarıyla sözcüğünden önceki bölümün tümüyle sözde öznedir diyor. Bakalım. Toplumun günümüzde geldiği noktada gitgide makineleşen kimi insanlar
kimliğinden uzaklaşan, çevresine duyarsızlaşan, yozlaşan insanlar, yaşanan izlenme duygusu, suçluluk duygusu, güvensizlik, korku, boyun eğişler, silik kişilikler başarıyla yansıtılmış bu öykülerde. Yansıtılmış yüklem. Kim ya da ne yansıtılmış dediğimizde başarıyla ya kadar olan kısmı sayıyoruz. Çünkü burada yansıtmak değil, yansıtılmak dediği için bir edilgenlik söz konusu. Yani LN eklerini almış. Dolayısıyla da işi yapanı bulamıyoruz. İşten etkilenene özne diyoruz. Burası da 4'te başlayıp başarıyla ya kadar olan kısma geliyor ve sözde özne kabul ediyoruz bu kısmı. Dolayısıyla doğru oluyor. 5. cümlede hem sıfat tamlaması hem de ad tamlaması vardır demiş. Umarım bu öyküler. Hangi öyküler? Bu öyküler dersek sıfat tamlaması. Topluma ve toplumu oluşturan fertlere hangi fertlere? Topluma ve toplumu oluşturan fertlere dediğimizde yine sıfat olarak dersler verir demiş. Yani isim tamlaması yok. Cevabımız E olur. 14. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Kaynaştırma ünsüzü, B. Ünsüz yumuşaması, C. Ünlü düşmesi, D. Ünsüz düşmesi, E. Ünsüz benzeşmesi. Küresel ısınma deniz seviyelerinin, deniz seviyeleri in tamlama eki gelecekken şu araya bir N kaynaştırma ünsüzü gelmiş. Yükselmek yüksekten gelir. Dolayısıyla bir tane ünsüz düşmesi var. Buzulların erimesi ve hava koşulları gibi çeşitli küresel olayların ortak adı olan iklim değişikliği lik eki burada yumuşamaya uğramış. En büyük sorumlusu yaktığımız derken dık eki hem benzeşmeye hem yumuşamaya uğramış. Fosil yakıtlardır dedik. Dolayısıyla cevabımız C ünlü düşmesi oldu. 15. soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır dedi. 10. yüzyılın sonlarında Papa II. Urbanus'un yaptığı çalışmaları ile başlayan ve 5 Temmuz 1099'da Kudüs'teki Müslümanların Haçlılar tarafından katledilmesiyle sonuçlanan bu gelişme, aynı zamanda doğudaki İslam dünyasına düzenlenen Haçlı seferlerinin birincisi, Müslüman, Hristiyan derken burada ı kullanmıyoruz mücadelesinin önemli kırılma noktasından birisiydi. Yazım yanlışı olan şıkkımız E olur. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölümde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Bize bakıp siz Türksünüz galiba dedi. Özel isme gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırdık. B. Anadolu Hisarı'na adını veren surlar boğazın en dar noktasına inşa edilmiş. Burada İstanbul Boğazı'ndan bahsettiği için kısaltmasını yine büyük harfle yazarız ve çekim eklerini ayırırız. C. Efsaneleriyle ünlü Kız Kulesi derken özel isim olduğu için büyük oldu. D. Hititler M.Ö. 14. yüzyılda Yakın Doğu derken burada ayrı ve büyük harfle yazmamız gerekiyordu Yakın Doğu'yu. En önemli heykel atölyesini oluşturdular. E. Projenin Mimar Sinan Üniversitesi'nin derken kurum kuruluş adları büyük harfle yazılır. Ancak gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız D olur. 17. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Yüzüne kadar solgun. Ünlem koydu. Büyük harfle devam ediyor çünkü ve şaşırdı. Mavi ışık altında bir suyun içindeymiş gibi titrek ve bulanık bir görünüş. Var mı? Duruyor mu? Görünüyor mu? Büyük harfle başlamış devamında ancak burada bir yüklemim yok. O yüzden 3 nokta koymam gerekirdi. Saçlarının koyu siyahıyla şakaklarının mat ve hasta beyazlığı noktalı virgül. Renksiz ince ve çünkü farklı bir özelliğine geçiş yapıyorum. Uzun yüzüne virgül zıt ihtiraslarının manasını o kadar kuvvetle yansıtıyor. Sık açılıp kapanan kendini sayıklamak için yapılan nafile bir çırpınış gibi görünen gözler yine var mı duruyor mu bilemediğimiz için 3 nokta cevabımız B olur. 18. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerinin getirilmesi uygundur? Ataç, virgül, şöyle seslenir insanlara. Şimdi onun sözünü söyleyeceğim için 2 nokta koydum ve tırnak açmış devamında zaten. Ben kimi zaman karanlıklarda, kimi zaman soğuklarda ısınmaya sebebim. Burada virgülü zaten kullandık ve yeni bir noktalama işaretine ihtiyacımız var. O yüzden noktalı virgül koyuyorum çünkü değişikliğe gidiyorum. Kimi zaman güneşim, kimi zaman kar parçasıydı. Kimi zaman bir kar parçasıydı.
Çok iyiyimdir. Fakat sinirlendiğimde yakarım etrafımda ne varsa. Burada yüklem devrik de olsa yakarım. O yüzden nokta koyduk. Cevabımız C olur. 19. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci kişinin anlatımla oluşturulmuştur. B. Olay ögesi ön plandadır. C. Hem isim hem fiil cümleleri vardır. D. Kişileştirmeye yer verilmiştir. E. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Yıllar önce edebiyat öğretmenliği yaptığım bu küçük kasabaya dönmek beni heyecanlandırmıştı. Heyecanlandırmak, burada bir fiil cümlesi var. Kuşkusuz bırakıp gittiğim kasaba değildi derken burada da bir isim cümlesi var. Dolayısıyla C olur. Zaman içinde burası da beton yığınlarına dönmüştü. Yine burası da derken aslında diğerleriyle karşılaştırdı. Ola ki tanıdık bir yüze rastlarım diye sokaklarda dolaşırken bir şiir dinletisinin yapıldığı mekan ilişti gözüme. Zaten hep kendisinden bahsettiği için birinci kişili anlatım var. Kahraman aktarıyor bize ve daha önce uzaklaştığı bir kasabaya tekrar gittiğinde yaşadıklarını anlatıyor. Olay ögesi ön planda. Girdim, güzel, değişik, özgün şiirlerdi. Sonra birdenbire o şiir okuyan genç okumayı bırakıp hocam diyerek yanıma koştu. Ancak o zaman tanıdım. Bu şair bir zamanlar sınıfın en yaramaz, en başarısız öğrencisi. Yine karşılaştırmada söz konusu. Biriydi, ona sarılırken gözyaşlarımı tutamadım. Ancak herhangi bir kişiselleştirmeye başvurulmamış. Cevabımız D olur. 20. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Birinci kişili anlatım. B. Kronolojik olaylar. C. Betimleyici ögeler. D. Yinelemeler. E. Benzetmeler. Birkaç yüz kilometre kat ettikten sonra Büryen'in Mendegül köyüne varıyoruz. Burası biz varıyoruz anlamında olduğu için birinci kişili anlatım. Köyün girişinde bizi çocuklar karşılıyor. Renkli çitlerle çevrili pencereleri işlemeli küçük evler var. Yaklaşık 2 gün geleneksel başkurt köylülerinin yaşamına tanıklık edeceğiz. Doğanın kalbindeyim. Ertesi sabah erkenden uyanıyorum. Öncelikle çitlerden, renkli pencerelerden, köyün girişinden bahsetmesi betimleyici ögeler. Kronolojik olaylar başlıyor. 2 gün kalacaklar. Ertesi sabah erkenden uyanıyorum. Akidil'in kıyısında biraz yürüdükten sonra ekiple birlikte rafting yapmak üzere yola çıkıyoruz. 2 saat süren nehir yolculuğunu Keyekbay köyünde tamamlıyoruz. Biz daha köye gelmeden ev sahibi her şeyi düşünmüş. Tahta banklarda ateşe pişirdiği yöresel yemekleri yiyip doğayı izliyoruz. Yemekten sonra yöresel yay ile ok atıp ata binerek turu tamamlıyoruz. Ural dağlarının teknolojiden çok uzakta, aynı dili konuşmadığım insanlarla aynı yemeği paylaşıp aynı şeylere gülüyorum. Urfa'ya adımımı ilk attığım gün izlediğim oyun aklıma geliyor. Bizim de bir ortak lisanımız oluyor. Dolayısıyla yinelemeler var. Kronolojik olarak kaldığı günlerde neler yaptığını anlattı. Ancak benzetmeler yok. Cevabımız E olur. 21. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için yapılmış olabilir? Ana dili İngilizce olan yaklaşık 10 aylık 17 bebek üzerine yapılan araştırmada bebekler 4 hafta boyunca toplamda 12 kez yaklaşık yarım saat İspanyolca konuşan bir yetişkinle iletişim kurdu. Bu sürede yetişkinler bebeklere resimli kitaplar okudu ve belirli oyuncakları tanıttı. Tüm bu süreci videoya kaydeden araştırmacılar bebeklerin iletişime ne kadar katıldığının bir göstergesi olarak bakışlarının nereye odaklandığını inceledi. Sonuç olarak gözleri yetişkinler ve onların tanıttığı oyuncaklar arasında daha sık gidip gelen bebeklerin daha sonra yapılan testlerde İspanyolca seslere daha fazla tepki verdiği, çoğunlukla oyuncağa odaklanan bebeklerin tepkilerinin ise daha zayıf olduğu gözlendi. A. Yabancı dil bilmenin zihinsel gelişimdeki etkisini, hayır. B. Sosyal etkileşimin yabancı dil öğrenmedeki rolünü, evet. Karşısındaki öğretmenle oyuncak arasında sürekli gidip gelen yani etkileşim kuran bebekler daha iyi öğrendi ama sadece oyuna kilitlenenler öğrenemedi diyor. C. İnsanlar arası iletişimde sevgi dilinden bahsetmedik. D. Bebeklerle yetişkinler arasındaki öğrenme durumunun farklılığından biz yetişkinlerden bahsetmedik, sadece bebeklerden bahsettik. E. Dil öğretiminde tekrarın ne kadar önemli olduğuna, yine tekrar değil etkileşimden bahsettik. Cevabımız B olur. 22. Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı paragraf oluşturulmak istense hangisi baştan ikinci olur? Metni incelediğimizde 1 olarak 3'ü alıyoruz. Sürekli televizyon izleyen çocukların odaklanma zorluğu çektiği, durmaksızın ve düşünmeden hareket ettiği ve kafalarının çabuk karıştığı bir gerçektir. 2. Haftada 10 saat ve üzeri televizyon izlemenin zihin faaliyetlerini olumsuz etkilediği görülmüştür.
Ayrıca televizyon seyretmek için geç saatlere kadar oturan çocukların uyku düzensizlikleri yaşadıkları gözlemlenmiştir. Kişisel gelişimcilere göre eğer evlerinde televizyon olmasaydı çocuklarımız büyük ihtimalle farklı olacaklardı. Nasıl farklı? Daha mutlu, daha konuşkan ve açık yürekli, daha üretken, daha rahat insanlar. Dolayısıyla cevabımız E olur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Anadolu ve Trakya'da uzun yıllar birçok köyün su ihtiyacı köylerin çeşmesinden karşılanıyordu. Radyonun hakim iletişim aracı olduğu yıllardı. Bütün hayat radyo sinyallerine yankılanıyordu ve tabii ki İstanbul şimdi olduğu gibi o zamanki tabirle ajanslarda ilk sıradaydı. Ve elbette İstanbul'un su sorunu tarih boyunca olduğu gibi yine devam ediyordu. Radyodan Terkos suyunun musluklardan aktığı duyurulduğu için tüm Anadolu kendi evinde musluktan akan suya Terkos diyordu. Günümüzde büyük kentlerin uzağındaki köylerde yaşlılarla konuşurken musluk suyuna hala Terkos dendiğini duyabilirsiniz. Terkos diğer adıyla Durusu Gölü Karadeniz kıyısında ve Marmara bölgesinin Çatalca kesiminde yer alıyor. Göl İstanbul ilinin kuzeybatısında ve merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafede günümüzde de geçmişte olduğu gibi hayati bir öneme sahip. 5'e kadar Anadolu insanından, İstanbul'un su sorunundan ve ilk kez musluğa verildiği Terkos suyu İstanbul'da musluğa verildiği için herkesin buna Terkos dediğinden bahsettik. Ama 5'ten itibaren Terkos gölünün nerede olduğundan, onun coğrafi konumundan ve öneminden bahsettiğimiz için cevabımız D olur. 24. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yaptığım araştırmaların insanların yaşamını zenginleştirebilecek sonuçlara ulaşması veya hastalıkları tedavi etmede kullanılması beni çok mutlu ediyor. Ama bilimsel çalışmaları öncelikli olarak bunun için yaptığımı söylersem çok da doğru olmaz. Çünkü benim istediğim bilmek. Her sabah yeni bir şey bulmanın tutkusunu yaşıyorum ve bu tutku sayesinde büyük bir hevesle laboratuvarıma gidiyorum. Yaşamda bir iz bırakmış ve isim bırakmış insanlara baktığınızda onların insanların mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını görürsünüz. Araştırma serüvenimi okyanusta yelkenliyle keşif yapmaya çalışan bir denizcininkine benzetiyorum. Dörde kadar kendisinin neden araştırma yaptığını ve onun bunu nasıl tatmin ettiğinden bahsediyordu. 5'te yine kendisinin araştırma serüveninden bahsetti ama 4'te arada genel olarak iz bırakmış kişilerden bahsettiği için akışı bozdu. O yüzden cevabımız C olur. 25. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hiç görmediği bir insanla yaşayacağı ilk buluşma için binlerce kilometre yol giden, yine hiç görmediği insan mesajlarına geç cevap veriyor diye bütün günü kötü geçen, hiç görüşmeden aşk yaşayıp içine yine hiç görüşmeden ayrılan ama buna dair acı çeken insanların sayısı gittikçe artarken, görüştükten sonra buluşmaların ilişkiye dönüşmesi azalıyor. Yani olay beş duyuyla algılanabilir hale geldiğinde büyü bozuluyor. Bu durum kimilerinin motivasyonunu kırıyor, kimileri de kendini gecenin hoşluğu, gönlünün boşluğuna kaptırarak anlık deneyim peşinde koşuyor. Cevabımız E olur. 26. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez dedi bu sefer. Mektup, şiir, oyun, ansiklopedi maddesi gibi çeşitli anlatım tekniklerini bir arada kullanan Oğuz Atay, bilinç akışı ve iç konuşmalarla kişilerin iç dünyalarında dolaşırken okuru ciddi bir atıp yığını kavram dünyasıyla karşı karşıya bırakır. Dile getirmek istediği duyguyu, düşünceyi bir başka romana, filme, kurgu karaktere, şarkıya, şiire yaptığı göndermelerle, hatta çoğu defa bunları konuyu melodrama dönüştürecek şekilde deforme ederek kullanan Oğuz Atay'ın kitapları. Okuru yoracak kadar yüklüdür. Doğru. B. Okurdan hatırı sayılır birikim ister. Doğru. Bilgili olması gerekiyor. C. Okuruna kendisini buzlu camın arkasında gösterir. Doğru. D. Haksızlık okur, hazırlıksız okura bir şeyler sunabilecek türden değildir. Evet, çünkü bir birikim istiyordu. E. Okura anlatım dizginlerini daha en başında verir. Hayır. Cevabımız E olur. 27. Bu parçada söz konusu hikayelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 27. Bu parçada söz konusu hikayelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. Ancak bütün şıklara ulaşabildiğimiz için
Sorumuzda bir basım hatası söz konusu. Sıradan konulara yer verildiğini görüyoruz. Yazar bize yolda yürürken, otobüste giderken ya da alışverişte karşılaşabileceğimiz kişileri veriyor. Sıradan konulara yer verdiğini söyledik. Sosyal yaşamı aynı zamanda yansıtıyor verdikleriyle. Yine burada bu nereden çıktı şimdi diyebileceğimiz bir olay ya da durum yok. Şaşırtıcı sonlara yer vermiyor. En sonda bu nedenle hikayeleri bir solulukta okuyup bitiriyoruz. Yani sürükleyici bir anlatımı var. İçten rahat bir anlatımla da yazılıyor. Çünkü arkadaş sohbetinde anlatılan hikayelerde üslup kaygısı olmaz. Kitapta günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kişiler, olaylar, durumlar sade bir üslupla hikaye ediliyor diyor. Buna da ulaştığımız için herhangi bir cevabımız yok. 28'e bakıyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Her sanat eseri farklı bir yorumun ürünüdür. B. Edebiyat insanı anlamanın yollarından biridir. C. Edebiyat durağan değil, değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. D. Toplumcu yönü olmayan bir edebiyat yaşayamaz. E. Edebiyat hayata yeni yeni bakış açıları kazandırır. Bir sanat biçimi yönüyle olsun, bir söylem haliyle olsun pek çok tartışmaya ve yeni okumalara, araştırmalara yol açan, ufuk açıcı, yönlendirici, etkileyici, belirleyici bir düzlem olduğunu göstermektedir. Yeni bakış açıları veriyor. Hayatın keşfi ve yorumlanması bu hayatın farklı mecralarının belirlenmesi bakımından kayda değer bir kaynaktır. İnsanın anlaşılmasının yegane yollarından biridir. İnsanı anlamanın yolu olduğunu söyledik. İnsan ve toplum gerçekliğini hedefleyen, bu gerçeklikle iş gören ne kadar araştırma alanı varsa, burada araştırma alanların toplumuyla ilgili olduğunu söylüyor. Edebiyata engin bir kaynak bilmek durumundadır. Aksi takdirde gerçek ve bereketli bir pınar heba olacaktır. Hayatı ve insanı yakalayan edebiyat sürekli akıp duran bir pınardır. Dolayısıyla durağan değil, değişen ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hayatı ve bu pınardan beslenen bakış başka türlü bakacak. Ondan beslenen dil başka türlü olacaktır. Her eser farklı bir yorumun ürünüdür. Dolayısıyla D'ye ulaşamayız. 29. Düşüncelerini bu şekilde dile getiren birinin aşağıdakilerden hangisi söylenmesi beklenemez? A. Gerçek duygularımızı ifade etmenin rütbelerimizi düşürmediği bir hayat ne güzel olurdu. B. Alışılagelen düzen bizi istesek de istemesek de sahte bir ikili hayatın içine sokmuş. C. İnsan genellikle söylemedikleridir, kafasında dolaşan ama diline dökülmeyenlerdir çoğu zaman. D. Ne kadar inkar etsek de insanın dilinden dökülenler onun parmak izidir bir bakıma. E. Kendime iki yüzlü, sevdiğime veya sevmediğime iki yüzlü olmaya mecbur hissettiğim bir düzeni reddederim. Aslında iyi niyetle adab gereği yaptığımız her bir hamle iki yüzlülük değil mi? Başka türlü yürüyemiyor ilişkiler ne yazık ki. Kimse beni ben olarak kabul etmiyor. Ben de kimseyi olduğu gibi kabul etmiyorum. Özetle ve bunu sosyal ilişkilerin sağlığı adına yapıyoruz. Ne kadar susarsam o kadar iyiyim öyle mi? O kadar zararsız. Halbuki ben istiyorum ki nasılsın dediğimde iyi değilim diyebil. İyi olmaman güçsüz olman anlamına gelmiyor. Bilirim güçsüz olmanın kötü olmadığını bilmem gibi. Dolayısıyla gerçek duygularımızı ifade etmenin rütbelerimizi düşürmediğini, yani bizden bir şey kaybettirmediğini söylüyor. Alışılagelen düzen bizi istesek de istemesek de sahte bir ikiliğe, iki yüzlülüğe itiyor. İnsan genellikle söylemedikleridir. Çünkü diyor ki kötüsün ama iyiyim diyorsun. Aslında içindeki olansın. Ne kadar insan inkar etsek de insanın dilinden dökülenler onun parmak izidir bir bakıma diyor. Hayır, çünkü söylediği farklı, içi farklı dedik. Kendime iki yüzlü, sevdiğime ve sevmediğime iki yüzlü olmamaya mecbur hissettiğim bir düzeni reddederim. Doğru cevabımız D olur. 30'a bakıyoruz. Bu parçadan 1. Baktı ama bu gördüğü anlamına gelmez. 2. Ben anlattım artık gerisini o halleder. 3. Beni işittiğine göre anlattıklarımı harfiyen anladı. 4. Beni başıyla onayladı. Aklına takılan hiçbir şey yoktur. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz. Gösterdim, gördü anlamına gelmez. Dolayısıyla baktı ama bu gördü anlamına gelmez, ulaşırım. Söyledim, duydu anlamına gelmez. Beni işittiğine göre anlattıklarımı harfiyen anladı. Hayır, anladı anlamına gelmez dedik. Duydu, doğru anladı anlamına gelmez. Dolayısıyla beni başıyla onayladı, aklına takılan bir şey yok anlamına gelmez bu. Anladı, hak verdi anlamına gelmez. Hak verdi, inandı anlamına gelmez. İnandı, uyguladı anlamına gelmez. Uyguladı, sürdürecek anlamına gelmez. Yani ben anlattım, artık gerisini o halleder diyemiyorum. Baktığımızda sadece 1'e ulaşabildik. Dolayısıyla 2, 3, 4'e ulaşamadık. Cevabımız E oldu. 31. Bu parçada söz edilen romanın hangi yönü üzerinde durulmamıştır? A. Olayların birincilik kişili anlatıma verildiği.
B. Yazarın yaşamını yansıtan nitelikler taşıdığı. C. Sanatsal olduğu kadar toplumsal bir boyutu da olduğu. D. Psikolojik tahlillerin romanı sürükleyici kıldığı. E. Okuru etkisi altına alan akıcı yalın bir anlatımının olduğu. Knut Hamsun açlık romanını akıcı, açık, yalın bir üslup kullanmış. Evet, o zaman E'yi doğru bulduk. Hikaye tamamen ana kahramanın ağzından anlatılmakta. Yani birinci kişili anlatım var. Kitabın sürükleyiciliği olay örgüsünden ziyade kahramanın içinde bulunduğu psikolojik durumdan geliyor. Denizli'yi onayladık. Yine devam ettiğimizde hikayenin okuyucuya bu kadar tesir etmesinde ve açlığı bu derece hissettirebilmesinde sanıyorum bir nevi otobiyografi olmasının etkisi var. Yani yazarın yaşamını yansıtan nitelikler taşıyor ancak sanatsal olduğu kadar toplumsal olduğuna değinmedi. Cevabımız C olur. 32'ye bakıyoruz. Bu parçada mutsuzluk ve hüzün sözcükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Anlam inceliklerine dikkat edilmeden kullanıldığına. B. Karşıtlığı çağrıştıran sözcükler olduğuna. C. Hüznün duygudan çok bir kişilik özelliği olduğuna. D. Mutsuzluğun zamanla değişebilen bir duygu olduğuna. E. Hüznün psikolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığına. Türk Dil Kurumu mutsuzluğu, mutsuz olma durumu, bedbahtlık, saadetsizlik diye tanımlarken hüznü, gönül üzgünlüğü, keder, sıkıntı olarak tanımlar. Bu iki kelime çoğu zaman birbiri yerine yanlış kullanılıyor. Yani anlam inceliğine dikkat edilmiyor. Mutsuzluk her insanın zaman zaman yaşadığı ve genelde hayal kırıklığı, olumsuz bir olay karşısında hissiyattır. Akabinde yaşayacağım olumlu bir durumla çabuk bir değişim gösterebilir. Dolayısıyla mutsuzluğun zamanla değişebildiğine ulaştık. Hüzün ise bana göre çok farklı bir kişilik özelliğidir. Hüznün duygudan çok kişilik özelliği olduğunu söyledik. Bu insanların diğerlerinden farklı olarak doğuştan hüzünlü bir yapısı olduğunu düşünür mü? Onların mutlulukları, gülümsemeleri bile hüzünlüdür. Gönülleri üzgündür en nihayetinde. Ancak burada psikolojik bir rahatsızlıktan söz edilemez. Yani psikolojik bir rahatsızlık olmadığını söyledi. E'de hüznün psikolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığına değinmemiştir dedi. Ancak değindi. Mutsuzluk anlık, yüzeysel, geçici. Hüzün ise sürekli, derin, kalıcıdır. Yani karşıtlık ifade ediyor. Cevabımız E olur. 33. Bu parçaya göre roman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Teknikleri bakımından birçok türü imrendirir. B. Zaman ve mekan bakımından zengindir. C. Etkili bir anlatım biçimine sahiptir. D. En eski yazın türü kabul edilir. E. Özgün dili ve hacmiyle farklı bir dünyası vardır. Roman güçlü ve etkili bir anlatım biçimidir. Modern zamanların buyurgan edası en yoğun haliyle onda görülür. Kendine özgü atmosferiyle, zaman ve mekan zenginliğiyle, kendi terbiyesiyle, büyütüp geliştirdiği nüfusuyla, kendine özgü diliyle, sahip olduğu hacim genişliğiyle farklı bir dünyadır o. Şiiri kıskandıran bir lirizm, tarihi kıskandıran bir didaktizm, felsefeyi imrendiren bir kavratmadır. Anlatma tekniğiyle roman, tarihin, felsefenin, psikoloji ve sosyolojinin asla ulaşamayacağı bir etkileme gücüne sahiptir. Teknikleri bakımından birçok türü imrendiriyor. Evet, şiiri, felsefeyi kıskandırıyor dedik. Zaman ve mekan bakımından zengin. Evet, zaman ve mekan zenginliğiyle kendi terbiyesini büyüttü dedik. Etkili bir anlatım biçimi ilk cümlede söyledik. Güçlü ve etkili bir anlatım biçimidir diye. Özgün bir dili ve hacmiyle farklı bir dünyası vardır. Evet, yine metin içinde bundan da kendine özgü diliyle sahip olduğu hacmiyle farklı bir dünyası var dedik. Ancak en eski yazın türü kabul edilir demedik. Cevabımız D olur. 34. Bu parçaya göre Osmanlı'da Endülüs Mektebi'nin kurulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplumsal geri kalmışlığın önüne geçmek. B. Yetenekli olan fakat imkanı olmayan gençleri cemiyete kazandırmak. C. Osmanlı bürokrasisine nitelikli insan gücü kaynağı oluşturmak. D. Kaliteli bir eğitimle tek tip devlet memuru yetiştirmek. E. Yönetici kadrosunun sadece hanedan üyelerinden oluşmasına ortam hazırlamak. Osmanlı Devleti'nde 2. Murat döneminde Edirne Sarayı'nda kurulan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde geliştirilen Endorun Mektebi 15. yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında en önemli resmi eğitim kurumu niteliği taşır. Böyle bir kurumun oluşturulmasının esas hedefi askeri temele dayanan Osmanlı Devleti'ne yetenekli kumandan yetiştirmek ve devamlı büyüyen ülkenin farklı din, dil ve kültüre mensup kitlelerini idare edecek sağlam yönetici kadroları sağlamaktı. Çalışma sistemi, programı ve işleyişi göz önünde tutulursa Enderun'un bir mektepten ziyade çeşitli hünerlerin, sanatların, idari ve siyasi bilgilerin uygulamalı olarak öğretildiği, yeteneklerin belirlendiği bir kurs ve staj yeri olduğu da söylenebilir.
Dolayısıyla metni incelediğimizde Osmanlı Devleti'ne yetenekli kumandanlar ve devlet adamları yetiştirmek olduğunu görüyoruz. C. Osmanlı bürokrasisine nitelikli insan gücü kaynağı oluşturmak doğru olur. 35 numaralanmış yerlerin hangisine düşüncenin akışına göre kimi et işinde usta, kimi süt ürünlerinde cümlesi getirilebilir. Kıta kıta dünyayı gezip bazı ülkelerin mutfaklarına yakından bakan bir kitap bu. Onlar için büyük kayıp. Türk mutfağı yok. Sadece haritada baklava ve yoğurt var. O kadar. Diğer konu edilen ülkelerden de en meşhur yemekleri almışlardır muhtemelen. Meksika'dan İtalya'ya, Fas'tan İran'a, Çin'den Brezilya'ya uzanıyor bu ülke sayfaları. Yemekler yetişkinlerle beraber hazırlanabilecek şekilde seçilmiş. Kitapta malzeme avcıları adında karakterler bulunuyor. Baharatlar, baharatların piri de var, meyvelerin yıldızı da. Hal böyle olunca gidilen farklı coğrafyada her karakter kendine özgü alanlara yönelip bizi bilgilendiriyor. Burada beşin başına kimi et işinde usta, kimi süt ürünlerinde. Baharatların piri de var, meyvelerin yıldızı da diye koyabiliriz. Cevabımız E olur. 36. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Okuma alışkanlığı olan anne ve babaların çocukları okumayı sevmeyebilir. B. Bir evin en büyük alanı kütüphane olmalıdır. C. Kitapların bulunmadığı ve okunmadığı bir evde çocuklar okuma alışkanlığı kazanamaz. D. Merak duygusu gelişmemiş çocuklar kitaplardan hoşlanmaz. E. Çocuklar kitap okumayan anne babaların öğütlerine kulak asmazlar. Annem ve babam her zaman bir şeyler okurlardı. Evimizde kitaptan duvarlar görünmezdi. Kitapsız evleri bugün dahi istedikleri kadar lüks döşesinler. Özsüz, ruhsuz, soğuk, yoksul bulurum. Merak çocukta itici bir güçtür. Evde kütüphane varsa çocuğa okumayı yasaklasanız da çocuk okur. Anne ve babanın elinde kitabı görerek, onun kokusunu duyarak büyüyen bir çocuğa istediğiniz kadar kitap okumayı öğütleyin nafiledir. Büyümeyen bir çocuğa istediğiniz kadar öğütleyin nafiledir dedik. Dolayısıyla cevabımız C. Kitapların bulunmadığı ve okunmadığı bir evde çocuklar okuma alışkanlığı kazanamaz olur. 37. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Muhabirin bir sorusu var. Gıda uzmanı diyor ki zehirlenmenin sebebi yoğurt değil, balığın içinde bulunan histamin proteini. Bu madde yoğurtta da olduğundan birlikte yenildiğinde vücuttaki histamin miktarı artabiliyor ve alerjik durumu olan kişilerde rahatsızlıklara ya da kaşıntıya neden olabiliyor. Balığınızın tazeliğine güveniyorsanız yoğurtla birlikte tüketmenizin hiçbir sakıncası yoktur. Sorumuza baktığımızda yoğurt balıkla birlikte yenildiğinde niçin zehirlenme yaşanır sorusuna cevap buluyoruz. Yine muhabirimizin bir sorusu var ve gıda uzmanı. Süt ürünlerinden kaynaklı zehirlenmelerin sebebi aslında histamin zehirlenmesidir. Tüm gıdalarda bulunan histamin enzimi insan vücudu için gerekli olmakla birlikte vücuttaki miktarı arttıkça baş ağrısı ve dönmesi, mide bulantısı, kusma, tansiyon bozukluğu gibi bazı belirtiler ortaya çıkar. Taze balıkta gayet normal olan histamin miktarı ürün bayatladıkça artmaya başlar ve yukarıdaki belirtileri gösterecek kadar zararlı bir yoğunluğa ulaşır. Histamin zehirlenmesi tüm süt ürünleri için geçerli midir? Diğer sorumuz olur. Cevabımız B'dir. 38'e bakıyoruz. Bu parçaya aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir? A. Yazdıklarınızın hepsi sizce yayımlanmayı hak ediyor mu? B. Yazar olmaya ne zaman karar verdiniz? C. Yazılarınızı bir kitapta toplama fikri nasıl oluştu? D. Düşüncelerinizi yazdıklarınıza tam olarak yansıtabildiniz mi? E. Dergiciliğin edebiyata katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben gerçekte bir dergi yazarıyım ama insan ne yazarsa yazsın birbirinden kopuk olmuyor yazdıkları. Çünkü düşüncelerin kaynağı sizsiniz sonunda. Bir süre sonra yazıları bir araya topladığımda onların bir kitap bütünlüğüyle yayımlanabileceğini gördüm. Güncel olmaktan çok yarına kalacak Türkçenin tadını yansıtan bu yazıların dergi sayfalarında unutulup gitmesine gönlüm el vermedi. Dolayısıyla yazılarınızın bir kitapta toplanma fikri nasıl oluştu sorusuna cevap olduğunu görüyoruz. Cevabımız C olur. 39 ve 40'ı aynı metinden cevaplıyoruz. Bu parçada James Joy'la ve eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yalın bir anlatımı tercih ettiğine, B. Konu bulmadaki yeteneğine ve başarısına, C. Küçük ayrıntılardan bütüne ulaşmaya çalıştığına, D. Gerçek yaşamı kurgusal olarak anlatmayı sevdiğine, E. Öykülerinde bazı durumları semboller aracılığıyla anlattığına. C.
James Joy, Dublinlilerde sade ve doğal bir anlatıma yaslanmıştır. Müzik, şiir ve görüntünün gücünden yararlanarak bir atmosfer yaratmıştır. Gerçi öykülerde küçük semboller, işaretler, metaforlar yok değildir. Ama onun asıl amacı bütünlükten bir sembol üretmektir. Seçtiği her kişilik ve kurum, Karabasan'ın bir tonu, bir temsilcisidir. Öykülerde özel süslemelere girişmez. Her şey hayatta olduğu gibidir. Ama öyküye değer olanı seçişteki başarı ve gün yüzüne çıkarılan insanlık durumu her şeyi izah eden bir bildiri gibidir. Küçük bir kupanın elden düşüşü bir hayatı mahvetmeye de bağnaz inancın mahkum edilmesine de yeter. Geç verilen bir para gencin bütün hayallerini yıkabilir. Yalın bir anlatımı olduğundan bahsettik, sade ve doğal dedik. Konu bulmadaki yeteneğinden, başarısından bahsettik. Küçük ayrıntılarda bütüne ulaşmaya çalıştığından bahsettik. Gerçek yaşamı kurgusal olarak anlatmayı sevdiğinden bahsetmedik. Öykülerinde bazı durumları semboller aracıyla anlattığından yine bahsettik. Küçük işaretler, semboller, metaforlar dedik. 40. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Öznel yargılar. B. Tanımlama. C. Örnekleme. D. Benzetme. E. Farklı yapıda cümleler. Yine metne baktığımızda genel olarak öznel yargılar olduğunu görüyoruz. Özellikle ama öyküye değer olanı seçişteki başarı ve gün yüzüne çıkarılan insanlık. Burada başarı olarak nitelendirmesi öznel bir yargı. Yine örneklemelere yer verdiğini görüyoruz. Anlattığı durumla ilgili birden fazla örnek vermiş bizlere. İşte küçük bir kupanın elden düşüşü, bir hayatı mahvetmeye bağnaz inancın mahkum edilmesi de yeter, geç verilen para gibi örnekler vermiş burada. Benzetmelerden yararlandığını görüyoruz yine. Seçtiği her kişilik kurum bu Karabasan'ın bir tonu temsilcisidir. Orada Karabasan'a benzetme yapıldığını görüyoruz. Herhangi bir tanımlamaya yer verilmemiştir. Farklı yapıda cümleler vardır. Örneğin ilk cümlede tek bir yüklemimiz var. Onun dışında herhangi bir yüklem yok ya da fiilimsi yok. Dolayısıyla basit bir cümle. Ancak müzik, şiir ve görüntünün gücünden yararlanarak derken burada fiilimsi olduğunu görüyoruz. Tek yüklem artı fiilimsi olması birleşik cümle olduğunu gösteriyor. Cevabımız B olur. Çözümümüzü burada tamamladık. Hepinize geçmiş olsun.